Bugün sizlerle beraber SoundCloud'ı inceleyeceğiz. Tabii ki ses açamıyorum. Eşim rahatsız oluyor. Bugün birazcık kendisi rahatsız. O yüzden ben de bu şekilde görüntü kaydı almak istedim. Evet arkadaşlar, kutu içeriğimizi inceleyecek olursak bir adet subwoofer veriliyor. Bu wireless'lı. Arkasında şeyimiz var. Bir tane şey kablomuz var. Güç kablomuz var. Gayet kullanışlı. Yukarı doğru eğimli falan. Yani kablo bükülse dahil o kadar zarar görebilecek bir kablo olduğunu düşünmüyorum ben. Bir yerine takalım. Evet arkadaşlar, yerine takıyoruz. Bakın şurada mavi bir ışık var. Kendiniz de görün diye yükseltiyorum. Mavi bir ışığımız var. Mevcut. Nerede göremedim. Henüz yanmadı sanırım. Ben görmüş müydüm? Ha, yok, yanmıyor arkadaşlar. Şu anda cihazımız kapalı. Ses gayet dayanıklı. Benim görüşüm çok dayanıklı. Sade bir tasarım. Arkadaşlar Samsung K430 ürünü bu. 220 watt. Bunu baştan söylemek gerekiyor. Yani Teknosa gibi bazı sitelerde 300 watt olduğu yazıyor. Kesinlikle aldanmayın. 300 watt değil. Çünkü 300 wattlar bayağı güçlü olduğu için burası hava çıkışı. Arkadaşlar hava çıkıyor buradan. Biliyorsunuz bas için kullanılıyor. Soundbar'ımızın boyutu şuradan başlıyor. Şöyle göstereyim size. Zaten standart boyda. Birkaç çeşidimiz var zaten kendiniz de biliyorsunuz. Soundbar'larımızı ikişerden üçer tane şey var. Evet arkadaşlar, kutu içeriğine devam ediyoruz. Bir adet Samsung K430 için üretilmiş kumanda. Bana sorarsanız diğer ürünlerde de aynı kumanda kullanılıyor. Tam emin olmamakla beraber Search tuşumuz var. Buradan Search tuşundan şey yapabiliyoruz, seçim yapabiliyoruz. Açıp kapatma tuşumuz, ses yükseltme, ses açma, tamamen kısma tuşumuz, tekrarlama tuşumuz, oynat duraklat tuşumuz, ileri sarma, geri sarma, şarkılar atlamak için kullanıyor. Bluetooth power tuşu, Bluetooth açık yani Bluetooth açık kapalı. Sound gücü sanırım sound gücüyle alakalı bir şey. Sound efekt var. Yani ses efektlerimiz var, mevcut. Sound kontrol var. Yani dengeli. Sağa ses verecek, sola ses verecek. Bu şekilde dengeyi ayarlamak için kullanılıyor. Evet, pille çalışıyor arkadaşlar her zamanki gibi. Bu kumandanın kaybolması durumunda bazı ayarları yapamıyoruz. Bunu baştan size söylemek gerekirse efektler falan seçemiyoruz. Başka kontrol tuşlarımız da mevcut. O da cihazımızın sağ tarafında. Ses açma kapama. Search tuşumuz yine buralarda. Bir de açıp kapama bölümü mevcut. Bu da adaptörümüz. Yani aşağıdaki soundbar'ın adaptörü. Öbürüsü gibi. Burada başka bir şey söz konusu değil. Evet arkadaşlar, burada da şeyimizin yani soundbarımızın da ayrıca ilk güç kaynağı da çalışıyor. Pille falan çalışmıyor. Bunu da baştan söylemek gerekirse biz bazen bir ara gözümüz korkmuştu, pille çalışıyor. Buna pil falan dayanmaz demiştik. Arkadaşlar, televizyonunuzda optik giriş yoksa AUX kablosuna yani kulaklık çıkışından ses alabilirsiniz. Bir tane AUX kablosu piyasada mevcut. Kutusundan ekstra AUX kablosu çıkmıyor. Bir tane USB kablosuyla bir tane de optik kablo çıkışı var. Samsung'un bu ürününde arkadaşlar şey yok. Onu baştan size söylemek gerekirse nasıl söyleyeyim size? Bu Samsung'un bu ürününde şey özelliği yok. HDMI girişi yok. HDMI girişi dışında sadece bir optik girişi. USB 2 portu. Bir adet USB 2.0 portu. Bir adet AUX giriş portu. Ve şeyler mevcut. Ondan şuradan bakarsanız. Bakın.
Burada sap, burada power girişi. Burada bir tane micro USB Type-C girişi gibi. Burada bir tane şey girişi. Nasıl anlatayım? Optik girişi. Benim televizyonum şey özelliği olmadığı için bir tane AUX kablosu aldım. Kulaklık çıkışından sesi alıp mikrofon aracı, yani buradaki giriş aracılığıyla ses sistemine yansıttım. Yani arkadaşlar, aklınızda soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Samsung bu konuda gayet başarılı. Ses konusunda gayet, hani LG'ler, tabi LG'ler başka oluyor. Ben LG'ler genelde benim tercihim. LG ses sistemleri alacaksınız. SC3 falan önerebilirim. 300 Watt. Ama Samsung bu üründe fiyat performans bakımından gayet iyi. Ben 830 liraydı şeyde, Teknosa'da, ama biz şeyden aldık, Teknosa'dan 599 liraya aldık, indirimdeydi. Bir kutusu falan kalmıştı, öyle aldık. Kutu açılımını yapmak isterdim ama kutu açılımını servis açtığı için yırtarak açtı. Herhangi bir kutu açılımı çekemedik. Gayet ses kalitesi uygun. Bana sorarsanız 220 watt bir ses kalitesine sahip. Ama gece olduğu için şu anda bir performans testi yapamıyorum. Performans testini başka bir zaman diliminde yapabilirim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Kutu ürünlerini gösterdim. Ha, bir de askılar var. Kendiniz görüyorsunuz. Ben duvara monte ettirdim. Duvarda duruyor. Evet arkadaşlar, sanırım söylenebilecek başka bir şey kalmadı. Tanıtımımız bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize güzel, eğlenceli vakitler dilerim. Hoşçakalın.